Merhabalar, yeniden Belegar Seferi'ne devam. Şimdi şu kıkırdak vadisini alacağım. Bu arada burada sevgili Durtun'un orduları varmış. Benden çok nefret etmiyor. Okey, güzel. İdare ederiz. Şurayı alabileceğim mi? Param bitecek mi? 2500 yetmiyor. Okey, önce bir savaş vermem icap ediyor. Ya o kadar çok paraya ihtiyacım olan alan var ki yani. Şuraya bina yapmam lazım, orayı almam lazım. Bir sürü iş. Buradan gittiğim için buradaki kontrol de -9 oldu. Buradaki gelir toplamayı da kapatmam gerekecek. Yoksa dört tur içinde isyan çıkacak. Of, Belegar Seferi gerçekten tam bir kriz ya. Dört tur içinde kriz çıkacak ha. Şey, isyan çıkacak. Dört tur içinde buraya saldırma imkanım olur mu? Belki olur. Oraya saldırırsam param olur. Param olursa... Bunu kapatmak da... Şimdi bir kapatayım yine de. Eksiye düştüm biliyorum ama... Şuradan tık tık diye gitmek icap eder galiba. Biraz daha kendi topraklarımda kalmayı tercih ederdim ama. En yakın nereden gidersem oradan gitmem gerekecek. Buradan buraya kadar gelemez muhtemelen. Sen orada beklemeyi sürdür. Ya lütfen Durtu orayı almasın ya. Şimdi onlarla da bir topraklarımdan geçtim, muhabbeti yaşamayalım. Her topraklarını... Eşmesi yapamıyorum. Ya bir para binası yapsam mı ya? O güzel binayı yapacak imkanım olmayacak böyle giderse. 218. Ben bunu yapacağım galiba ya. Yaptım gitti. Bunun tamamlanması bir tur sürüyor. Bir tur sonra artı 196'm olacak. Tamam, artıya geçeceğim. İflas etmeyeceğim yani. İnşallah öyle olur. Okay. Nedir? Evet, başkenti araştırıldı. Alışılmadık bir konum ortaya çıktı. Ha, alışılmadık konum. Güzel. Yerleşim yerinizin birinin yakınlarında olağan dışı bir bölge keşfedildi. Potansiyel faydaları olup olmadığını belirleyebilmek için bir inceleme yapılması şart. Topraklarınızdaki her tür beklenmedik mevcudiyette olduğu gibi maliyetini karşıladığınız takdirde bunu da temizleme seçeneğiniz var. Ancak değerli ve faydalı görülürse bu yer olduğu gibi de bırakılabilir. Eylem planınızın bir sonraki adımına karar vermeniz için değeri hakkında bir değerlendirme yapmanız şart. Bu alışılmadık konumlar arkadaşlar 5.2 güncellemesiyle eklenen güzel şeylerden bir tanesi. 8 teknoloji araştırma. Güzel. Şöyle şurada keşfedilen yabancı varlıklar. Böyle bir bina keşfetmişiz. Nedir? Özel üretim üzüm bağı. Seçkin kadavra tarikatı. Karşıdan bakınca tertemiz bir üzüm bağı gibi görünüyor. Adeta bir yamaca yontulmuş gibi görünen asmalara kusursuz bir şekilde bakılmış. Böylesi bir yeri ziyaret etme arzusuna direnmek neredeyse imkansız. Şimdi artı 2 kontrol veriyor ve artı 5 slaneş yozlaşması veriyor. Artı 5 slaneş yozlaşması şu an etki etmiyor bana. Dolayısıyla o önemli değil. Bir hadise yaşanma olasılığı varmış. Okey, bu burada kalsın. Bunu yıkmak için bir sebep görmüyorum. Artı 2 kontrol de fayda sağlar. Artıdayız. Güzel. Şimdi şuraya bir gidebilseydim şahane olurdu. Arenesta'nın bol bol ordusu var burada. Benim ordularım yeter mi? İnşallah diyelim. Ne askeri geçiş anlaşmamız varmış zaten. Of, çok büyük bir orduyla kapışacağım ya eğer bunlarla savaşırsam. Kaç kişi abi? 20, 34 kişi garnizon da gelirse. Ama cüceyiz biz ya, bir şey olmaz bize ya. Öf, belamı arıyorum gerçekten. Kısa mı sürecekti bu sefer yoksa? Of, gerçekten belamı arıyorum. O eyaletten çıktığım için şu an yine eksiye düştük. Ya şu adamı ilave edeceğim ben galiba. 385 biraz gereksiz. Evet, level atlatıyordum, faydalı olurdu bilmem ne ama 385'e ihtiyacım var şu an. O kadar da level atlattık ama artık canları sağ olsun. Okay. İnşaat süresi olabilir. Bunlar için ant altını harcamak gerekiyor. Aşağıda ne var? Yüce Kral'ın fermanı elimde iki tane olması lazım zaten aynen. Ona şimdilik ihtiyacım yok.
İnşaat süresi ona da çok ihtiyacım yok ya. Zaten inşaat yapacak param yok. Ant altınımızı arttıralım. Ant altını önümüzdeki tur bu arada 200 olacak. Şu demirci ocağı mekaniği de açılmış olacak böylece. Buna burayı inşa etmek için 2000 gerekiyor. Aciliyeti biraz olsun ortadan kalktı bu arada. Bunu inşa etmenin. Şu an Arenasa'ya dalacaksam ve kazanacağımı varsayarsam. Demirci Hoca'nın kilidi açıldı. Vasallar acili 3 eyalet diyor. Sağlık muskası iyidir. Onu da alırız bir ara. Bu repliği de uzun zamandır duymamış gibi geldi. Okey. Ant altınının kullanım alanları son zamanlarda bayağı bir arttı. Şimdi silah, zırh, muska, efsunlu eşya yapabiliriz ya da rün yapabiliriz. Ya da teknolojiler için geçerli malum. Şimdi 250 altında sahip olmak fena olmayabilir bu arada. Şöyle bir bakayım. Seyahat ikmal oranı, savunma malzemeleri, yıpranma. %5 seyahat ikmal oranı çok faydalı. Şans sayısı onları geç. İnşaat maliyeti, kaynak üreten binalar için. Kaynak üreten binalar çok pahalı değil zaten. Bu fena olmayabilir. Ya güzel şeyler var. Ant altında çok ihtiyaç var. Eskiden o kadar da çok ihtiyaç yoktu ama artık var. Ve ant altını üreten binalar sayesinde onu da kazanabiliyorsunuz ama işte Belegar'la oynarken o işler öyle olmuyor. Yakın bir savunması, yakın saldırı, mühimmat, menzil. Okay, sanırım rünleri harcayacağım ben öncelikle. Silahlara da bakayım de, silahlara, zırhlara falan. Çok yapabileceğim üst seviye şeyler yoktur. Daha fazla ant altında ihtiyacım var onlar için. Rünler ilk başta çok faydalı. Aynen, Nefsun'un açılmış eşyada da ciddi bir şey görmüyorum. Sancak rünleri ya da karakter rünleri. Aa, bunlar da 300 istiyormuş. Ha, tamam. O zaman şimdilik kalsın. Biraz daha biriksin. Ya bakalım. Şimdi Arenasa'nın ordusu Mirmidenlere doğru gitti. İkinci ordusunu burada bıraktı. Dolayısıyla ben buraya saldırırım. Buraya saldırdıktan sonra çok hasar alırsam eğer talan eder kendi mekanıma dönerim. Arenasa'nın buraya geri dönmesini beklerim. Ama çok hasar almazsam burayı alırım. Arenasa'nın saldırmasını beklerim. Bunlarla savaş halinde sınıf lastiklerinden 3-5 kuruş koparabiliriz. Karşısında savaşa girerek ki savunma askeri ittifakım olmadığı için gayet mantıklı. Sınıf prensipleri. Karşısında savaşa girmek istiyorum. Sartosa korsanlarını ne veriyorsun bana? 1200. Vallahi benim için büyük para. Okey, okey. Tek dışında temizlemek fena olmazdı ama yok yok. Şuraya girelim. Oto sonuç ne diyor? Kesin zafer diyor. Bir saniye bir çevrele. Arenasa'nın ordusuna da bakmak istiyorum. İki tane ordusu varmış hatta. Sartosa milisleri falan. Benim burayı talan etmem daha çok icap edecek galiba. Bu ordular her ne kadar tırbırı birimlerden oluşsa da. Arenasa 11. seviye. Arenasa büyücüydü aynı zamanda değil mi? Değil miydi? Sen? Bu da büyücü değil. Sen? Bunda büyü var ama hasar büyüsü yok şu an. Ama saldırırsa 36 kişiye 20 kişi. Yok, ben talan edeceğim ya, çok riskli. Evet, tırvuru birimler muhtemelen kazanırım ama risk etmeye gerek yok, kendi topraklarıma gideceğim. Uf, gereksiz hasar aldık. Keşke otomatik sonuçlandırmasaydım. Şurayı bir talan et. Marş vaziyetinde kendi topraklarına dön, birazcık tazelen. Tazelen bu aradığımdan hoşnut değilim maalesef.
Okey, Belegar. Yıldırım çarşaması almaya başla. Şu an yıldırım çarşaması olsaydı inanılmaz güzel olurdu ama iki seviye daha atlamam lazım onu alabilmek için. Hareket kabiliyetini arttır. Sen şunu almamıştın, bunu al. Sen onu aldın. Şurada zırhımızı arttırmayı seçsek iyi olur galiba. Evet. Kontrolü. Ulan ya. Tam alacaktım. Dur, Karakaz Garaz nerede tam olarak? Şurada mı? Oraya da gidersem herhalde Elspeth'e satabilirim orayı. Yani daha fazla Dursun topraklarından geçeceğim. Umarım çok kızmaz bana. Ki kızıyor. Of, lütfen ya. Şurayı çıkarmadan önce şuradaki garnizon binasını yapmayı tercih edeceğim. 2000 oraya gitti. Bunu bir üst seviyeye çıkarmak 180-270. Evet. Geliri fena arttırmıyor. Tamamdır. Geliri nereden arttırsak kârdır. Ama sol istikamını üst seviyeye çıkarırsam acaba orayla burayı değişme imkanım olur mu? Ama yok ya, para önemli. Kalsın öyle. Bunlar böyle diploması olarak. Ya Durtu'yu çok kızdırıyorum ya şu an. O gerçekten acaba öyle yapmasam mı diye düşündürtmedi değil. Oo, saldırabilecek pozisyondaymış. Bunu bilmiyordum. Okay, diğer orduyu getirmemesi iyi. Kaybetmek istemem tabii ki özellikle cüce savaşçılarımı. Bunlar patlayan şeyler değil değil mi? Değil. Okey. Şöyle çok güzel bir yokuş aşağı. Of, muhteşem bir bölge varmış. Direkt oraya kurulurum ben. Hiç kusura bakmasınlar. Arkasından şurada bir boşluk bırakır. Umarım bu sefer saçma sapan hareket etmeyeceğini umarım bunların. Arkaya şunlar dizilir. Pardon. Şöyle. Bunlar da daha arkaya dizilir. Siz şöyle birazcık öne gelin. Vallahi daha iyi bir nokta düşünemiyorum bu savaşı vermek için. Çevrelemelerini de engelleyeyim de. Aa dur, köşesi burası değilmiş ama ha, taşlık var gene de, çok önemli değil. Okey, saldıranlar onlar olduğu için zaten geleceklerdir üzerime. Sen yine biraz geride dur. Yakında ateş etmeye başlar diyecektim ki başladılar. Geldi sağdan meylediyorlar gelmeye ama şuradan dolaşmazlar herhalde. Çok saçma bir iş olur. Taşların içinden geçecekler muhtemelen. Fark etmez benim için. Hiç isabet ettiremiyor ama yani idare eder. Siz ateş edebilecek misiniz? Onu merak ediyorum ben şimdi. Heh, güzel. Yine ordusunu ikiye bölerek saldırmak gibi bir denyoluk yaptı. Şikayetim olmaz. Orada senin şey özelliğin vardı. Hareket edemez ama daha fazla menzili zırh delici veriyor. Koş zırhları çok yoktur. Olduğu kadar. Şunları ateş et lütfen. Let's
yakın dövüş bir yerlerime ulaşamadan önce Belagar onları tankladı. Siz de şunlara dalın. Tamamdır, bu tarafa müdahale et. Belagar'ın şunlarını unutmadım bu arada sadece. Şunları bir patlatır mısın, sana zahmet? Güzel. Yaklaşmasını bekliyordum. O buff'tan faydalanabilsinler diye. Siz ikiniz onları halledersiniz. Hatta öncelikle onları halledin. Bunlar tamam. Şimdi bir buraya da müdahale edin birazcık. Onlar da uzun süre dayanamazlar. İşte yapay zekanın tam olarak bunları yapmaması lazım. Yani insan gibi hareket etmesini beklemiyorum. İnsan kadar zekice hareket etmesini beklemiyorum ama yani gözünü seveyim. Ordunu niye ikiye bölüyorsun? Zaten şansın az. Tamam, bunlar yeterli olur. Kovalamanıza gerek yok. Ama %10'un altına düşürebilirseniz iyi olur. Yani bir imkanınız olur mu bilmiyorum. Bir deneyin bakalım. Yok, biraz zor. Tamamdır, şu tarafa bakabilirsin. Marş vaziyetinde yakalandığımız için bu arada yorgun olarak veriyoruz bu savaşı. Ama dediğim gibi zaten çok zor bir savaş değil. Zaten kolay bir savaş, bir de ordusunu ikiye bölerek daha da kolaylaştırdı benim için, sağ olsun. Şunlar sıkıntı yaratmasın tabii. Önceliği siz milislere verin. Belagar, ha şunları artık kullanamıyorsun. Tamam. Kullan şunu. Bas şunu. Okeydir. Kahramanlar biraz hasar aldı çünkü bunlar büyülü saldırılar yapıyor değil mi? Büyülü saldırılar yapanlar var arada. Onlara biraz dikkat etmekte fayda var aslında. Şu sağ tarafta sıkıntı yaratıyorlar ya. Onları da alsaydım keşke daha önce. Durun durun, peşimden gitmeyin, saçmalamayın. Bunu seçmemişim de. Bunu seçmediğiniz zaman hedefleri uzaklaştığında onların peşinden gidiyorlar. Yani onu seçmek gerekiyor dolayısıyla. Okay. Kahramanlar dediğim gibi biraz beklemediğim kadar çok hasar aldılar. Çünkü büyülü saldırılar malum. Onlar %10'un altına düşmüş. Şunlara da bir iki salva atabilir misiniz bir ihtimal? Sen bir tane sallayabilir misin? Yok. %10'un altına düşüremedik. Okey. İkmale çok ihtiyacım var. Ama kontrole de çok ihtiyacım var. Bina gelirine de ihtiyacım var yani. Ant altını da fena almaz. Uf, güzel seçenekler. İkmalden gideceğim. Şu an harbide öldürüldü. Nedir? Şu tiplerden 8 birim. Ha, şey görevi. Garagrim görevi. Trons of Decay ile beraber oyuna eklenen efsanevi kahraman. Katil beslemem lazım orada. 8 tane. O biraz zor benim için. Bayağı bir uzun sürecek bu adamı almak. En sert mizaçlı cüce bile katil kral Angrim Demir Yumruğun oğlu savaş alıkçısı Garagrim Demir Yumruğun bakışlarına
karşılık vermeye cüret edemez. Soylu bir aileden gelmesine rağmen Garagrim bir katildir ve kan yemini cüce kalbinin en derinliklerine işlenmiştir. Davi Frensi, Karak kalbinin cüce hisarında eğitim yapan ve konaklayan çok sayıda savaşçıya komuta eder. Bu bilimlerden bazılarını ordunuza katarsanız belki de savaş alanına bir kez daha çıkmak konusunda aklı çelinebilir. Nihayetinde tüm katillerin arayışta olduğu o şanlı ölümün bulunabileceği yer orasıdır. Dediğim gibi birazcık zor onu yapmak. Yeni birim, yani şu an madenci basacak bile şeyim yok, imkanım yok. Kaldı ki katil binası yap, katil basma ama biraz, o biraz zor. Okey, sen... Menzili gücünü arttır ordunun. Yayılma kontrolünü bir üçleyelim. Şunu ikileyelim. Onu aktif etmek için galiba... Orduya bir tekrar çıkıp girmesi falan gerekebilir, emin değilim. Onu bir deneyeyim. Daha rahat aldığım bir pozisyondayken deneyeyim tabii ki. Şimdi... Okey. Aranessa tam olarak burada. Ben şu orduyu alırım. Burayı da alırım. Aranessa bana saldırır. Aranessa benden biraz daha güçlü görünüyor. Bir ordusu daha olduğunu varsaysak bile alır mıyım ya? Biraz riskiye mi girmiş olurum? Orada iki tur kaldı hesaplaşma çağının bitmesine ve ne yapmam lazım bir üst seviyeye geçmek için? Dur bakayım, anlayamadım tam olarak. Heh, %50 ve 74 arası diyor. Şu an yüzde kaçtayız biz? Heh, 48'deyiz. %2 daha yaparsam buradan pek bir şey kazanmayacağım maalesef. Burası en azından dürtü değil. Karakazgaraz şurasıydı değil mi? Son istikamını geliştiremiyorum. Ben yine bir sorayım her ihtimale karşı. Yok, istemiyor. Son istikamını ben de istemiyorum ya. Burası yapılmakta. Okey, şuna bir karar verelim artık. Eğer hesaplaşma çağında bir üst seviyeye de çıkmak istiyorsam ki bayağı bir fark yaratıyor ki daha fazla da birim açılıyor vesaire. Son seviyeye ulaşamayacağım o belli ama en azından ya da dördüncü seviyeye de ulaşamayacağım belli ama üçüncü seviyeye ulaşayım en azından. Ve Arenesel'e savaş etmem lazım o yüzden. Kaç gerekiyor? Emin değilim. Okey, şuraya bir girelim. Ben yapacağım bu savaşı. Çünkü bir önceki otomatik sonuçlandırdığım savaşta pek iyi sonuçlar alamadım malum. Biraz fazla hasar almıştım. Şuraya kurulmaya denerim. Siz azıcık geride durun, biraz fazla hasarlısınız. Tabancacı nerede ha? Tüfekçi. Sen. Ya bir dakika. Sen önde dur da. Siz biraz geride durun ya. Şimdi büyü saldırı yemeyin durduk yere. Birazcık piyadelerle savaşsam daha iyi olur. Burada merkez. Hah, pardon, bunu unutmuşum. Aman diyeyim. Okay. Şuraya geçmek isterdim ama üzerime geleceklerdir muhtemelen. Bir iki salva yedikten sonra. Oraya geçmeye zamanım olacağını zannetmiyorum. Eyvallah Belegar. gazı getirici konuşmasında yaptı. Abi illa bekleyecek misiniz onun gelmesini? Bu şeylerden, menzili saldırılardan kaçınma hamlelerini eskiden yapmıyorlardı. Birkaç güncelleme önce üst zorluklarda oynarsanız artık böyle hamleler yapmaya başlar hale geldiler. Bir iki vurabilseydiniz keşke ya.
Peki o tarafa dönmeme gerek var mı? Yok, yine menzilden geliyorlar direkt. Kullanmama gerek var mı diyecektim de. Yok ya, halleder bizimkiler. Kardeş sen niye ateş etmiyorsun diyecektim. Heh, şimdi oldu. Sen yine şu özelliği kullan onlarda. Venegar Sandal oluyor orada. Destek birliklerinin gelmesi zaten zaman alacak. Çok da zaman kaybetmeyelim. Lan büyücüsü mü varmış? Bir tane büyü yapmış oldu. Neyse çok da hasar veremedi. Dur. Bunlar beklenmedik bir hamle yaptı oradan. Tamam gitmeyin, abartmayın. Bunlar da yerleşim yerinin garnizonu. Onlar da hasarlı durumdaydı zaten. Yavaş yavaş gelsinler ve ölsünler. Madem doldu, şunlara bas. Jülerle oynamayı çok özlemişim ya. Şu an bayağı eğleniyorum ben, bilmiyorum da. Şu hesaplaşma çağı bitsin, bir garez getiren birimleri de almayı bir deneyelim bakalım. Paramız yetmez muhtemelen ama. Siz şuna bir öncelik verin. Siz ikiniz de tamam, onlara öncelik veriyorsunuz zaten. Ha, sizin şeyiniz mi bitti? Mühimmatınız mı bitti? Tazeliniz canım, ayıp ettin. Okay. Yine dediğim gibi ikmale öncelik vereceğim önceki savaşta olduğu gibi. Sınır prensiplerini bırakmayacağım o şehri, kusura bakmasınlar. Burayı alacağım ve bu savaş beni biraz cesaretlendirdi. Arenessa ikinci bir ordusu varsa bile buyursun saldırsın, ben onu alırım diye düşünüyorum. Otomatik sonuçlandır. Tazenme veren bir şey yok. Okay. Diz şikayet. Şimdi hala %49'dayız. İki tur içinde %50'ye çıkarırız herhalde diye düşünüyorum ya. Arenessa'da 13 var. Yeterli mi bilmiyorum. 13 gares. Dur bakayım. 1680'in yarısı kaç oluyor? 840 oluyor. 24, 34, 35, 36, 37. %50 olmaya yetmeyecek Arenessa'yı kessek bile ya. Çok gıcık. Bir gares artsa falan olmuyor mu? Ya galiba %50 olamayacağız böyle giderse. Okay, şuradaki yetenek banlarını da bir dağıtalım. Ve Yıldırım Çarşması'na kavuştuk. Şu an çok işime yaramaz ama gelecekte yarar herhalde. Galiba burada da başka ordusu yok ya. Sadece Aranyaslan'ın kendi ordusu var. Buradan çıkmamayı da düşünebilir aslında. Buradan çıkmazsa ben ona saldırır mıyım? Pek mantıklı olmaz mı sanki? Düşünürüz, sonra düşünürüz onu. Verdanos, onu bir tamir etme. Yapsam mı? O şehri ele geçirmek için 2500'e ihtiyacım olacak. Buradan geliri düşünürsek 104. Ha, önümüzdeki tur zaten ele geçiremeyeceğim orayı. Tamam, yap gitsin. Başka bina yapmayacağım. Burada kontrol altında birazcık. 5 tur içinde isyan çıkacak diyor. Şimdilik bir kalsın böyle. Gelir toplasın. Diplomasi. Barış istiyor. İstemem. Şu an en büyük dert Durtu olabilir. Topraklarından geçmek onu kızdırdı biraz. Durtu'nun düşmanı var mı? Yok.
Abi lütfen, lütfen. Bak, bir dakika ya. Ben buna sol istikamını buna mı satsam? Satamıyorum da. Abi komşu ya, niye satamıyorum? Pardon. Şimdi şey olduk. Yeterince ant altınımız da yok bir şey yapacak kadar. Devam. Okey. Nerede ant altını? Bu, bu. Şimdi hala 13 diyor ya. %50'yi bulamayacağız. İkinci seviyede bitireceğiz maalesef. Gaz gideren birimleri için ekstra bakım. Gaz gideren alamayacağım o zaman. Üf, büyüme ve kontrol fena olmazdı. Ya çok çok saçma oldu. 13 değil de 15 olmuyor muydu kardeş ya? Ki saldıracağımı varsayarsak tabii bu da. Ama buna önümüzdeki bölümde karar verelim. Bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.